Dönelim Orta Doğu'daki ateşe. İsrail Lübnan'ı bombalamaya, Hizbullah karşılık vermeye devam ediyor. Sahada savaş, gündemde ise yine ciddi iddialar var. İran'ın füzeli saldırısına henüz yanıt vermeyen İsrail'in saldırması ihtimaline karşı nükleer silah denediği öne sürülüyor. Tahran yönetimi bu söylemleri reddetse de iddialar ciddi. Gündemde bir de skandal bir açıklama var. İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Smotrich, Filistin, Suriye, Irak, Lübnan, Ürdün, Mısır ve Suudi Arabistan topraklarını kapsayan bir Yahudi devleti istediğini söyledi. Parça parça ilerleyeceğiz diye konuştu. İşgal ordusu Lübnan'ı yerle bir etmekte kararlı. Beyrut'un güneyinde yüz binlerce kişiyi yerinden ettiği yetmezmiş gibi her gün yeni tahliye emirleri yayınlıyor. Gözünü kan bürüyen ordu Birleşmiş Milletler barış gücüne bile saldırdığı iki asker yaralandı. Hizbullah ise yanıtsız bırakmadı. İsrail'in kuzeyine 40 roketle saldırdı. Ateş çemberine dönen Lübnan'dan ülkelerin tahliyeleri sürüyor. Türk vatandaşlarını tahliye eden gemide Beyrut'tan ayrıldı ve Mersin'e doğru yola çıktı. İran'ın demir kubbeyi deldiği füze yağmuruna henüz karşılık vermedi İsrail. Her gün intikam yemini etmekle yetiniyor şimdilik. Saldırımız ölümcül, ansızın her şeyden önce şaşırtıcı olacak. Ne olduğunu ve nasıl olduğunu anlamayacaklar. Tahran yönetimi ise olası saldırının yanıtsız kalmayacağını sık sık dile getiriyor. Hatta nükleer silah deneyecek kadar ileri gitmiş bile olabilirler. Cumartesi günü sabah saatlerinde İran'da 4,4 büyüklüğünde bir deprem olduğu duyurulmuştu. İşte bu sarsıntının aslında deprem olmadığı, İran'ın ilk yeraltı nükleer denemesini yaptığı iddiaları ortaya atıldı. Yakın zamanda onlarca İranlı vekilin Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi'ne mektup yazıp nükleer silah çağrısı yapması iddiaları kuvvetlendirdi. İranlı yetkililerse bu söylemleri reddetti, ancak dünya tedirgin. Orta Doğu'yu topyekün savaşa sürükleyip işgal sınırlarını büyütmek isteyen katliam kabinesindense her gün bir başka skandal açıklama geliyor. İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Smotrich, Filistin, Suriye, Irak, Lübnan, Ürdün, Mısır ve Suudi Arabistan topraklarında bir Yahudi devleti istediğini işte bu sözlerle işaret etti. Ben bir Yahudi devleti istiyorum. Bu ne anlama geliyor? İsrail'in egemenliği denizde başlar ve nehirde biter. Kastettiğiniz bu mu, yoksa bir sonraki aşamada nehrin ötesine daha fazlasını mı istiyorsunuz? Evet, parça parça. Kudüs'ün geleceğinin Şam'a kadar uzanacağı yazılmıştır. Lübnan'da ve Batı Şeria'da işgal, Gazze'de ise katliam sürüyor. Tel Aviv yönetimi bir yılda 120 binden fazla dünyanın yerleşimci dediği işgalciye silah dağıttı. Bu silahlarla Filistinlilere 1350 saldırı düzenlendi. Gazze'de nefes alan tek bir kişi bırakmak istemeyen işgal ordusu bombardımana ara vermiyor. Yine hastane bahçesindeki çadırlar vuruldu, yine masumlar, bebekler, kadınlar öldü.